Herkesin ayağında bir ayakkabı var. Hem de Jordan ya da Dunk. Yani sürekli görüyorum. Ve bu ayakkabılar nereden geliyor? Siz Instagram'da gördüğünüz ayakkabıların hepsinin gerçek olduğuna inanıyor musunuz mesela? Mesela İtalya diye gelen ayakkabılar gerçek mi? Bunlar nereden geliyor? Bunları öğrenmek istiyor musunuz? İstemiyorsanız da izleyebilirsiniz. İstiyorsanız ama burada kalın. Bugün DHgate'den Jordan ayakkabı sipariş ettim. Ya yani bugün sipariş etmedim, bayağı bir önce sipariş ettim ama bugün geldi ve ben de bugün size nasıl sipariş ettiğimi ve ayakkabıların nasıl olduğunu orijinaliyle karşılaştırarak anlatmaya çalışacağım. Orijinaliyle birebir aynı ayakkabı değil ama model olarak aynı. Renkleri farklı olması ayakkabının modelinin farklı olduğu anlamına gelmiyor. Öyle sıradan bir Jordan sipariş etmeyeyim bari, hani sipariş ettiğime ta Çinlerden buralara geldiğine değsin istedim. Ben de 2021 yılının en iyi ayakkabısı diye adlandırılan Ama Manier Jordan 3 sipariş ettim. Nasıl aldığımı göstereyim size öncelikle. Hadi başlayalım. Bu siteyi AliExpress'in bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Zaten aynı işlevi yapıyorlar. Hatta bu AliExpress'in daha eskisi. Envai çeşitli ayakkabı var içinde. Gördüğünüz gibi. Burada Jordan 4'ler, Jordan 6'lar, 1'ler, 3'ler her çeşit var. Instagram'da veya herhangi bir yerde gördüğünüz İtalya'ya satılan bütün ayakkabılar Çin'den geliyor. Ya Çin'den geliyor ya Vietnam'dan geliyor. Genellikle böyle Asya ülkelerinden geliyor. Onlar da ya buradan ya da Yupi öyle bir şey vardı, ondan alıyorlar. Ya aslında kararsız kaldım. Foam Runner almayı düşünüyordum. Nasıl olacağını merak ettiğim için, bir de beğeniyorum. Ve orijinalini bulamıyorum. Sonrasında Jordan 3'ü buldum. Ondan sonra birazcık gezdim, diğer modellere baktım, yorumlarına baktım. Ya aslında 5 yıldız var, iyi bir şey olmasını bekliyorum. Ama emin değilim, bakalım yani. Eskiden burada fotoğraflı paylaşılabiliyordu. Şimdi fotoğrafları bulamadım mesela. Fotoğraflı olsaydı en azından ne tarz bir şey geleceğini de kestirebilirdim. Alacağım ama. Şu an dolar kaç? Evet. 624 lira diyor. Sanırım kuponum vardı benim. Onu da herhalde kullanırım. Bu arada detaylı nasıl alındığını görmek isterseniz linke bir video bırakıyorum. Bir arkadaş güzel bir şekilde anlatmıştı. Ben de ondan destek alarak yaptım. Siz de o videoya girip bakabilirsiniz. Linke koydum, bıraktım aşağıya. Siparişi onaylıyorum. 100 lira mı, 90 lira mı ne indirimim varmış. Onu da kullanayım bari. Onu da kullandım. Ödemeyi yaptım. Zaten adres bilgilerim falan her şey dahildi. Bakalım, bekleyeceğiz nasıl bir şey geleceğini, merak ediyorum. Şimdi açalım artık isterseniz. Yani ben bayağıdır sabrediyorum. Size göstererek açmak için. Ve bu arada neyse, onu birazdan anlatacağım. Açalım artık. Evet, kutumuz böyle. Daha doğrusu kutumuz yok. Yani keşke olsaydı ama yok. Gümrük vergisi az olsun diye kutusuz gönderiyorlar. Ama keşke kutulu gönderselerdi, çünkü gümrük vergisi ne kadar tahmin etmek isterseniz bekliyorum. Aşağı yorumlara yazın. Kapattım. 10 lira gümrük ne ücreti? Sunum ücreti herhalde. 10 lira bu. Damga vergisi 80 kuruş. Gümrük vergisi 164 lira, toplamda 175 lira 20 kuruşa geldi. Çok üzüldüm 175 liraya geldiğine. Yani üzerine biraz daha koyup orijinal bir ayakkabı alabilirdim mesela. Açmaya geçmek istiyorum çünkü gerçekten sabırsızım. Nasıl bir şey çıkacağını merak ediyorum. Falçatamla havalı bir yerini kesmeyeyim de ayakkabının, zaten Çin'den. Ben bu arada ayakkabı toplamda 1 ay 10 günde gelmiş, 11 günde. Yani 42 günde, 41 günde falan gelmiş. Böyle de size haber vermiş olayım. Yeter, şöyle açacağım. İyi paketlemiş gerçekten. İçindeki baloncuklu, yeni nesil baloncuklu şey herhalde. Bu nereden açıyor? Ha, bu ayrıca bir paket. Burada böyle bir paket yapmışlar. Koruma şeyiyle daha çok herhalde. Ah, of. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten güzel duruyor. Gerçekten güzel duruyor. Yani tabii şu an detaylı görmüyorum ama açın. Aç. Of, çok güzel bir ayakkabı gerçekten ya. Size detaylı fotoğrafını al işte. Bak, o kadar güzel ayakkabı yapmışlar. Bu ayakkabının en büyük özelliği buranın dokusu. Şimdi size fotoğrafını koyuyorum. Bu arada ayakkabı birazcık ezilmiş. Yani kutusuz geldiği için normal ama
olması gereken bir şeyi yapmamışlar. Bir de bir şeye daha bakacağım. Şurayı keşke güzel yapsaydınız. Bu kadar yapmışsınız ayakkabı işte. Tamam, süeti birazcık boktan. Genel görüntüsü böyle. Birazcık şuradan ezildiği için buraya doğru yassılaşmış gibi gözüküyor. Şuradan bakabilirsiniz şekline. En önemli şey benim için şu Jordan logosu. Bu birazcık Jordan logosu gibi olmuş ama logo gerçekten kötü bu arada. Yani kötü. Dikişleri falan birleşmiş şurada. Eli yok. Bu bir orijinal Jordan 3. Tabii bu çocuk numarası ama onun diline bakın. Detaylarını inceleyeceğim. Tabanını göstereyim size. Yani tabanında şurada mesela bir şey çıkmış, boya taşmış. Şurada göstereyim size. Yani çok önemli bir şey değil tabii tabanı ama yine de insan orada da düzgün bir şey görmek istiyor çevirdiği zaman. Tabanı kaygan bir şey. Yani çok kalitesiz bir plastiğe benziyor. Hatta burası çizilmiş bile yani gelmeden. Çok bir şey beklememek lazım. Zaten 500 küsür liraya aldım. Tabii vergisi şey ama göstereceğim bir şey de şu çıkıntı. Ya çakma ayakkabıların hepsinde neredeyse şunlar var. Uyuz oluyorum ya. Yani yapıyorsunuz, şunu kesemiyor musunuz? Bu kadar ayakkabıyı aynısını yapmışsınız. Şunu kesemediniz mi? Ayakkabının burnundaki kısmını göstereceğim size. Şurada bir boşluk yok arkadaşlar. Olması lazım yani. Birazcık daha aşağıda olması lazım bu kısmının. Yani genel olarak yapmışlar ayakkabıyı. Evet, tamam. Yani yapmışsınız ama şu kısım özellikle çok kalitesiz. Şey yani bastığın zaman parçalanacak gibi belli oluyor şeyi. Ve yekpare bir şeyi boyamışlar ve burada çizik var, benim sinirimi bozdu. Ve yamuk abi ayakkabı ya, dili yamuk. şöyle durması gerekiyor. Dili yamuk ama bakalım iç kısmına. Etiketi buraya koymuşlar. Normalde burada etiket falan yok. Etiketi burada değil yani. Yani içine en azından şeyini koymuşlar. Çok küçük bir ayakkabı koruyucu ama koymuşlar. En azından burnu ezilmemiş yani. İçini göstereyim size. İçinde Jordan logosu gözüküyor. Diğerinde de Amamanier logosu gözüküyor. Ama tabii ki bu kısımlar benim çok sinirimi bozdu. Hani bari orayı yapsaydınız. Ama genel olarak harbiden şeyi güzel. Estetiği çok güzel bir ayakkabı. Tabii ben dev numarası olduğu için 47 numara. İçindeki lastiği yapmışlar. Gösterebilmeye çalışacağım. İçindeki lastiği de yapmışlar. Jordan 3'lerde ve 4'lerde bu lastik var. 5'lerde de var sanırım. Evet, 5'lerde de var. En azından hani bir şey doğru yapmışlar yani. Şu arkadaki kısmı yani Air yazısı çok ince. Onu söyleyebilirim size. Şimdi orijinalini göstereyim ben size. Şimdi bu soldaki orijinal. Tabii içine sıçılmış bir ayakkabı ama sağdaki de DHgate'den aldığımız. Yani Nike yazılarının arasındaki boşluklar çok fazla birincisi. İkincisi Air yazısındaki harfler çok ince. Bu bir Jordan 3 Retro Tinker. Yani birebir aynı model değil ama yani size şey olarak gösterebilirim. Farklarını anlatabilirim bunun üzerinden. Mesela bu delikler pek çok şey duruyor. Hani koyduk falan gibi duruyor. Delik gibi değil de hatta alttakiler delik değil galiba. Alttakiler delik değilmiş. Kapalı öyle, şeyi yok. Neyse yapmışlar bir şey işte ama yapamamışlar be hani. Şimdi mesela bunun kesiminde burası çok sivri çıkıyor. Ben bunu custom yaptım bu arada, mor yaptım ama ilk yaptığım custom'lardan biri olduğu için nasıl yapıldığını bilmeden yaptım. İşte nasıl yapıldığını bilmeden yapınca böyle oluyor. Burası siyah normalde yani. Bu kısımdaki eğim çok daha parabolik. Ben sayısal öğrencisi belli oluyordur herhalde. Daha parabolik yani keskin iniyor. Buradaki daha yatay. Görebiliyorsunuzdur farkı. Buradaki daha yatay. Yani anlaşılıyor. Ya taban kısmını yapmışlar bence. Şey olarak. Boyut olarak falan evet. Olmuş. Kesim olarak olmuş. Yıldızları falan da duruyor. Benim ayakkabımda pek yıldız durmuyor ama olması gereken Jordan 3 dili bu. Yani detayları görebiliyorsunuz mesela. Ayakkabının bağcıkları bile gözüküyor. Parmakların hepsi gözüküyor. Tek tek. Şimdi buna geçelim. Bu götü var. Bildiğiniz götü var. Şurada götü var.
Şuradaki dikişi kesmemişler. Buraya mesela bağcığı yapmayı düşünmüşler. Ama delip vazgeçmişler sanırım. Ve eli lollipop gibi. Kolu ve tuttuğu top lollipop gibi. Yani çok uzaktan baktığın zaman tamam yine belli olur ya bu. Yalan söylemeyeceğim. Belli olur mu çünkü. Yapmaları gereken en önemli şey bu kısımdı. Hani bu olmayınca pek de bir manası kalmamış. Ya ayakkabının tipi fena değil genel olarak gerçekten hani tip olarak kötü değil. Kötü bir ayakkabı değil ki tip olarak. Ama zaten orijinali de kötü değil ki. Hani şurası mesela çok uzun. Çok uzun bir deri var burada. Bunun biraz daha alçakta. Ama orijinalinin ben zaten fotoğraflarını da göstereceğim size. Renkleri falan tutturmuşlar. Renklerde bir sorun yok. Yapmaları gereken 150. şey falan olarak da derilerin şu kısımlarında aslında turuncu renk var. Yani derilerin eti turuncu pembe arasında bir renkte. Ama baktığınızda şimdi şey olarak tip olarak kötü durmuyor. Yalan söylemeyeceğim. Yani çakma olduğu belli oluyor mu? Bence oluyor. Çünkü ben hani daha bu işin içinde olduğum için gözüm daha aşina yani bu şeye. Bu kesim gerçekten kötü bir kesim. Ama bu ayakkabının mesela içine sıçsanız giyseniz yine anlaşılır. Çakma olduğu yine anlaşılır bence. Mesela buradaki deliği niye delmemişsiniz abi? Neden delmezsin ki şurayı? Delik yapmak o kadar da zor bir şey olmamalı bence. Bir de ayakta göstereceğim size. Yapmaları gereken detayların çoğunu yapmamışlar. Sadece işte Allah razı olsun bir şu dilindeki Ama Manier logosunu yapmışlar. Bu yamuk gerçekten yamuk ya. Baksana abi. Şuna bak. Neyse buradaki dikişi de göstereyim size. Bari gelmişken. Arkadaşlar böyle bir poşeti varmış. Ellerini... Shaquille O'Neal'ın Jordan'ı galiba bu. Suratı falan, göbeği. Baya yani... Kötü bir satıcıymış. Bu satıcıdan almayın. Öneriyorum. Almamanızı öneriyorum ama. Kullandıkları malzeme bile çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani tabii ki estetiğini beğeniyorsanız alabilirsiniz. Ama ya ben estetiğini beğendiğim için aldım. Ama bir daha bu adamdan almam. Mesela çok güzel satıcılar var ama tabii fiyatları da arttı. Yani fazla onların. 47,5-31 santimdir mesela normal şartlarda. Çünkü benim ayağım 47,5-31 santim. Yani bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. 31 santim olması tabii ki 31 santim olması tabii ki benim için daha iyi ama ya boktan ayakkabı nasıl ayakta güzel duruyor bilmiyorum ama kötü durmuyor yani. Çok güzel değil tabii ki ama kötü durmuyor. İşte uzaktan kötü durmuyor. Yine de çok beğenmedim. Ya hissiyatı çok kötü bu arada gerçekten. Önce şöyle yapalım. Ayakkabıya dair iyi şeyleri şey yapalım, konuşalım. Geldi. Ve bir ayakkabı. En azından bu kısımda dolandırılmadık. Onun dışında artı olarak bağcıkları kaliteli. Bağcıkları kaliteli. Yani güzel bir bağcık takmışlar. Ona da şeylerini vereyim. Eğer bu model olmasa iç kısmı iyi. Ama modelinin iç kısmının yanlış olduğunu size söyledim. Buraya logoyu yerleştirmişler. Bu da bir artı. Zorlanıyorum birazcık artı bulmakta. Eksilerini saysam bitmeyecek ama başlıyorum. Şuradaki çentik. Jordan logosu, şişko Jordan logosu, deliklerinin delinmemiş olması mesela. Ayakkabı oyuncak ayakkabıya benziyor. Buraları çok kötü. Topuk kısmı yazıları çok kötü. Bu arada inanılmaz rahatsız. Yani güya 31 santim ama öyle bir şey yok. Ben 46 numara daha rahat ayakkabı giydiğimi biliyorum. Ki Jordan 3'ler çok rahat ayakkabılar yani Jordan 1'lere nazaran. Yani ayağımı acıttı gerçekten. Özellikle sol teki çünkü yamulmuş olan. Bu bayağı bir canımı acıttı. Instagram'da falan da görüyorsunuz bu ayakkabılardan. O gördükleriniz. İthal falan diye pazarladıkları. İthal yurt dışından geldi. İşte barkodlu markodlu. Al barkod. Bunda da var barkod yani. Barkod bir şey değil. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü barkodu yani ben... Herhangi bir şeye barkod koysam barkodlu olur, ithal olur yani yurt dışından getirsem. Çin'de, Çin'den bir şey gelince o da ithal oluyor aslında yani baktığınızda. Ama çakma. Çakma ve kötü çakmalar şey değil yani. İyi çakmalar değil. Yani çok iyi çakmalar var gerçekten hani. Baktığınız zaman böyle incelediğiniz zaman ayırt edemezsiniz. Ben bunu ne yapacağım bilmiyorum. Custom yapacağım galiba. Yani. Almayın ya. İlla alacaksanız başka bir modelini alın. Yani paranızı biriktirin. Çünkü bu ayakkabıyı aldığınız zaman siz bir haftada
büyük ihtimal parçalayacaksınız. Çünkü normal bir, yani gerçekten bir kere daha giymedim. Şurası çatlak. 170 lira gümrük vergisine hiçbir şekilde değmez. Yani 170 liraya gidip Kinetics alsanız daha iyi, en azından hani daha kontrollü bir şey giyersiniz. Görünüş olarak görünüş olarak da kötü. Hani tamam. Mesela şimdi şöyle baksanız güzel. Ama şöyle bakıp incelediğiniz zaman gerçekten ne kadar kötü olduğunu fark ediyorsunuz. Ve size ayaktaki hissiyatını tarif edemem ama şöyle anlatabilirim. Ayağınızdan küçük numara bir ayakkabı giymeniz gerekip bakkala indiğiniz zaman canınızı yakar ya. Aynı öyle. Ama bunu siz günlük hayatta giymek için alıyorsunuz ve üzerine bir de bunun 700-800 lira para veriyorsunuz. Yapmayın derim. Ya illa yapacaksanız, estetiğini beğeniyorsanız tabii ki de yapın. Sizin kendi kişisel tercihiniz ama sağlıklı bir şey değil. Onu söylemek isterim öncelikle. Yani olmasını istiyorum, ben çakma gerçek takmıyorum diyorsanız yine siz bilirsiniz ama kesinlikle bu satıcıdan almayın. Şimdi gerçi ben onu aldığımda dolar ne kadardı, şimdi ne kadar? Ben 29 Ekim'de aldım. Şu an 9 Aralık. Aralarında herhalde bir dolar bir 4 lira artmıştır diye tahmin ediyorum. Tam emin değilim ama değmez. Hele dolar böyleyken dolar üzerinden bir şey almak ve dolar üzerinden bunu almak değil mi? Dolar üzerinden bunu. Eğer isterseniz custom yapabilirim bunu. Hatta ben istiyorum, yapacağım. Deneyimlerimi sizinle paylaştım elimden geldiğince. Ya benim kişisel önerim tercih etmemeniz üzerine, almamanız üzerine. Kendinize bunu yapacağınıza bence bir süre daha sabredin. Biraz daha para biriktir. O zaman aldığınız ayakkabı zaten daha değerli olacak. Hem sizin için hem de daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü üzerine bir emek harcama hissi de doğmuş olacak. Bu yüzden hani daha mutlu olacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki giymek isteyen giysin. Ama ben tavsiye etmiyorum, önermiyorum kimseye. Yine de sizin kendi kişisel tercihiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.